Teşekkür ederim. Yine de şey yani hani buralarda. Tamam, arkadaşlar buradayım. Merhabalar. Anladığım kadarıyla herkesin fikri var. Hem de fikirleriniz galiba ticari boyut taşıyan fikirler. İş fikriniz var, doğru mu? Ve bu fikirleri siz hayata geçireceksiniz. Bu yolda da size yardımcı olacak insanlar olacak. Doğru mu anladım şimdiye kadar? Süper. Ben TÜSİAD üyesiyim. Bankacıyım. Burada temsilciliği bulunan bir Fransa Yatırım Bankası'nda TİKSİZ. Onun Türkiye Genel Müdürü ve temsilcisiyim. İş fikirlerine çok yakın değilim. Çünkü biz ne yapıyoruz? Büyük projeleri finanse ediyoruz. Zaten yani büyümüş, belli bir noktaya gelmiş büyük işler. Uçak finanse ediyoruz, rafineri finanse ediyoruz. İşte termal piyasa işlemleri yapıyoruz falan. Onun için sizin dünyanıza o anlamda çok yakın değilim. Ama size rehberlik edecek birçok iş dünyamızın lideri de çok yakın olmayabilir. Çünkü herkes bir şekilde kendi işini yapıyor. Kendi hayatını devam ettiriyor. Bir yandan da burada sizlere dokunmak isteyecekler, size destek olmak isteyecekler. Ne yapacaklar, onlardan nasıl faydalanırsınız? Sinem sağ olsun böyle bir programa bir şey koymuş, bölüm. Ben de o konuda sizinle bir şeyler paylaşacağım. Terminoloji biraz karıştı. Rehber, mentor, işte koç. Hepsi aslında aynı yere dokunan ama işte biraz Anglo-Sakson dünyada, biraz akademik dünyada belli noktalarda kendisine farklı alanlar yaratmış öğretiler, uygulamalar. Şimdi ben bunları biraz böyle çok fazla o detaya girmeden genel anlamda size aktarmaya çalışacağım. Çalıştı, tamam. Şimdi sorum şu arkadaşlar. Hayatınızı da size dokunmuş, iz bırakmış. Üç kişi desem, kimler gelir aklınıza? Söylemeyin, herkes için kendisi. Düşünün, üç tane isim bulun lütfen. Sizin hayatınızı iz bırakmış, yer etmiş üç kişi. Buldunuz mu? Bulanlar el kaldırsın. Hadi diğerlerinden de istiyorum, üç kişi kafanıza şekillensin. Üç tane isim bulmuş olanlar. Şimdi esas soru gelecek. Bu üç kişinin ortak özelliği neydi? Veya nelerdi? Neler geliyor aklınıza? Üç kişinin ortak özelliği. Herkes şimdi yanındaki bir kişiyle paylaşsın. Bir tane özellik paylaşın lütfen yanınızdaki bir kişiyle. Aklınıza gelen bu üç kişinin ortak özelliklerinden birisini yanınızdan birisiyle paylaşın hadi. Kim olduğu önemli değil. Kim olduğunu söylemiyoruz. Yaşıyor, yaşamıyor, geçmişte bugün size gerçekten fiziksel dokundu veya başka bir şekilde bilmiyorum. Ama neydi özellikleri, ortak özellikleri? Herkes paylaştı mı? Tamam. Duyalım, birkaç örnek duyalım. Buyurun. Yaratıcılık. Herkes duyuyor mu arkadaşlar? Yaratıcılık. Başka? Cesaret. Sana cesaret mi verdi? Tamam. Nasıl liderlik? Hepsi belli bir insanları yönetmiş. Bu yönetimsel zekalarından ben de bir şeyler elde etmeye çalışıyorum. Anladım. Onların o tecrübelerinden sana bir aktarım oldu liderlik anlamında. Başka? Sevgi. Sevgi. Nasıl? Her birinin var olan özelliklerini onlara bir sevgi bağı duyması. Ha, sevgi bağı durmanı. Sizden bir sevgi bağı oldu. Çok güzel. Siz ne dediniz? Farkındalık. Nasıl bir farkındalık? Çok güzel. İnandıkları şeyler için tutkular peşinden gidiyorlar. Bir tutku var, peşinde gidiyorlar. O tutku size nasıl yansıdı? Beni heyecanlandırdı. Nasıl diyeyim? Bana da aynı şey geçti biraz da olsa. Bana da inandığım şeyler için peşinde koşmanın önünde özüm olmam gerektiği gibi bir yol gösterdi. Çok güzel. Tutku da paylaşılan bir şey aslında. Doğru. Arkada bir tane. Evet. Güven. Etrafındaki insanların güven hissi sağlıyor. Başka? Buyurun. Her zaman birbirine destek olmak. En büyük sebep o. O da sana destek oldu, sen de ona destek oldun. Karşılıklı bir destek ilişkisi vardı. Yani milli kalkınma adına kendi hayatından feragat etti. Milli kalkınma adına kendi hayatından feragat etti. Nasıl bir şey? Biraz da fedakarlık. Nasıl? Biraz daha şey yap. Ya mesela Atatürk'ü
senin hayatında dokunmuş bir insan. Evet. Tamam. Yani millet adına kendi hayatındaki bazı zevklerinden vazgeçiyor. Özveride bulunmayı, feragat etmeyi bilebilen insanlar daha büyük bir amaç uğruna. Çok güzel. Başka? Buyurun. Dünyayı değiştirdiler. Evet. Bu seni nasıl etkiliyor? Bu da beni şöyle etkiliyor. Demek ki dünyayı değiştirebilecek insanlar bizden çok farklı kişiler değiller. Çok güzel. Başka arkadaşlar buyurun. Başarı. Kendi alanında en iyisini olmayan. Ya onlar başarılı. Evet. Kendi alanlarında iyiler. Sana da öyle bir şevk mi veriyorlar? Evet. İstek mi veriyorlar? Çok güzel. Başka? Buyurun. Öyle zamanlar oldu ki müdahale etmediler. Benim kendi akışımda bir kalmamı sağladılar. Çok güzel, önemli bir konu. Buyurun. Senden daha zeki ve vizyonlu. Senden daha zeki ve vizyonlulardı. Fazla, çok insan yoktur senden daha zeki ve vizyon sahibi. Dur bakalım. Peki. Peki. Bana vizyon katabilecek. En az 3 kişi var yani diyorsun. Peki. Peki. Başka? Şimdi arkadaşlar çok güzel özetlediniz. Sanıyorum sizlerin bu iş insanlarından, rehberlerinizden bekledikleriniz de bunlar olacak. Onlar buna hazırlıklılar mı bilmiyorum. Onlar bunları size sunmaya hazırlar mı bilmiyorum. Ama bunları talep edecek ve onları buraya çekecek kişiler sizlersiniz. Şimdi bakın mentorluk dediğimizde, rehberlik dediğimizde birkaç kavram çıkıyor. Bu bir birlikte öğrenme süreci. Yani dediğinize çok güzel katılıyorum. Mentörlük veya rehberlik gelip sizin işinizi sizin yerinize yapmak değil. Sizin probleminizi sizin yerinize çözmek değil. Onlar da bu süreçten bir şey öğrenecekler. Ne öğrenecekler bilmiyoruz şu an. Ama rehberler de, mentorlar da sizden bir şey öğrenecekler. Onlar kendi bilgeliklerini, siz lütfen onu onlardan talep edin. Kendi bilgeliklerini öyle bir kullansınlar ki sizin bilgeliğiniz artsın. Belki bu yarışmayı kazanamayabilirsiniz. Belki burada çok işinize yaramayabilir. Ama size öyle bir katkıda bulunsunlar ki hayatınızda size bir ışık tutsunlar. Bunu yapacak insanlar, bu istekle geliyorlar buraya. Bu birlikte bir öğrenme süreci ve onların bilgeliği, onların liderliği size yarayacak. İlla probleminizi çözmek için değil, bu yarışmayı kazanmak için değil. Çok rahat sizin yerinize bir şeyleri yapabilirler belki ama değil. Daha büyük düşünün. O insanlara dokunacaksınız, onlarla beraber bir süreç yaşayacaksınız. Rehberlerin veya mentorların 10 tane durumsal rolü. Bir tek bunlardan bahsedeceğim. Sonra Sinem kendi tarafını yapacak. Sonra sorularını da cevaplayacağız beraber. Bu kişiler sizin için bir hikaye anlatıcısı olabilir. Tarih boyunca var olan en önemli öğrenme biçimlerinden birisi. Anlattırın hikayelerini. Belki tam birebir ilgisi olmayabilir konunuzla ama oradan alacağınız feyiz, ilham size başka yerlerde işinize yarayabilir. Hikayelerle size yaklaşmalarına izin verin lütfen. Tartışın onlarla. Madem buldunuz bu insanları, bunlar sizin tartışma partneriniz. Aklınıza takılan konuları net ve açık bir şekilde lütfen ifade edin. Ama burada dikkat edin, kimsenin öyle saatleri yok iş dünyasında. Ben üniversitede ders veriyorum Boğaziçi'nde. En çok zorlandığım konu, öğrenciler 30 saniyede görüş bildiremiyorlar. Her hafta tweet attırıyorum kendime. Çünkü Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerine bir tartışma yapıyoruz. Ya bu konuda saatleriniz yok, sayfalarınız yok. Fikrinizi çok net ve açık bir şekilde söylemeniz lazım. 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazı yazdırıyorum. İş dünyasından birisini bulduğunuzda sizi 10 dakika dinlemeyecek, dinleyemez. Yok öyle bir lüksümüz. Benim de time span, attention span artık o kadar daraldı ki. Evet tartışın ama tartışma konularınızı ve tartışma sonunda ne kazanmak istediğinizi net bir şekilde ifade edin lütfen. Tavsiyelerini alın. Şimdi orada hassas bir konu var. Onlar ne kadar buna hazır bilmiyorum. Ama onlar size üstünlük, büyüklük taslamak için buraya gelmiyorlar. Onları o pozisyona da itmeyin lütfen. Aynı seviyede olmalarını, onlar da sizin yollarınızdan geçti. Onlar da buralarda bulundular. Onlar da üniversiteye gittiler, onların da fikirleri vardı. Kimisi o fikri piyasaya sattı, kimisi müdürüne sattı, kimisi babasına sattı, annesine sattı. Ama birilerini ikna edip bugünlere geldiler. Tavsiyelerini alın ama onları böyle hani ulvi bir yere lütfen yerleştirmeye kalkmayın. Çünkü o onlardan faydalanmanıza engel olacaktır böyle tavsiyeleri alırken. Bilgiyi paylaşmalarına izin verin. Bu koçluk hani hassas bir konu.
Koçluk hakkında ne biliyorsunuz bilmiyorum ama koç, bizim tanıdığımız anlamda, bildiğimiz anlamda kişiyi veya problemi çözen kişi değil. Kişinin problemle olan ilişkisindeki farkındalığı arttıran kişi. Yani siz 10 derste çok iyisiniz, bir derste kötüsünüz. 10 kişi omuzunuza çarptı ama birisi hala küfrediyorsunuz, 9'unu unuttunuz. Ne bileyim 10 tane arkadaşınızla aranız çok iyi de birisiyle sürekli dalaşıyorsunuz. Öyle noktalarda ne var? Orada ne var da siz farklı tepki veriyorsunuz? Onu keşfettiren kişi koç. Sizin engelleriniz, sizin belki de kendi kendine yarattığınız bariyerleriniz, sizi bugüne kadar getiren bir sürü alışkanlığınız bir yerde önünüze engel olarak çıkıyor. Onları fark ettiren kişi. İş rehberleri bu kadar yakın bir ilişkiye giremeyebilir sizinle. Ama bilin ki bunu da yaparlarsa ne mutlu. Eleştirmelerine izin verin. Yapıcı eleştiri yapsınlar. Hani o Donald Trump'ın öldürdüğü killing yapmayacaklar size. Ama eleştirilerini lütfen alın. Ve olgunlukla izleyin. Bir şekilde iyi niyetli oradalar. İyi niyetlese destek olmak için buradalar. Eleştirilere karşı hemen defansif olmayın. Bakalım orada haklı olan ne var? Oradan ne çıkaracaksınız? Hani hiçbir kriz boşa gitmeyecek kadar değerlidir. Hiçbir eleştiri de boşa gitmeyecek kadar şey yapmayın lütfen. Kaçırmayın fırsatı. Networklerinden kullanmak ve size kapı açmalarını sağlamak sizin yeteneğiniz. Sizin ulaşamayacağınız her yere ulaşabiliyor olabilirler. Çok değişik kaynakları olabilir. Ama onları, o kaynakları sizin için mobilize etmek, onları öyle motive etmek sizin elinizde. Onlar büyük bir herhalde yardımcı olma dürtüsüyle beraber olacaklar. Ama yine de hani o güven ilişkisini, gittiğiniz yerde o kişiyi en güzel şekilde temsil edeceğinizi, o güveni siz vereceksiniz. Ama bilin ki kapı açacaklardır size. Networklerini kullandıracaklardır. Ve unutmayın, onlar için de bu böyle geçerli, değişmeyecek. Onlar sizin bir anlamda hamileniz olacaklar. Biz her ne kadar onlardan hamilik beklemiyoruz. Ama siz hayatınızın bir yerinde dönüp geriye baktığınızda, işte o kişi var ya, o kişi benim rehberimdi. Ben o kişiyle beraber işte proje yaptım, değerlendirdim, fikrini kullandım her zaman diyeceksiniz. Yani hiçbir zaman için kopmayacak bir bağ oluşturmuş olacaksınız. Onu nasıl taşıyacaksınız, nereye götüreceksiniz, o size kalmış bir şey. Bir de en zoru, bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ister istemez hepimiz insanız, onlar sizin de bir anlamda arkadaşınız olacaklar. O eşit düzlemde sohbet ettiğinizde, o sıcaklığı kurduğunuzda, o yaş farkı, ünvan vesaire, onlar şey olduktan sonra aman dikkat. Oradaki sınırları da iyi hani yönetecek olan sizlersiniz. O yakınlığı, samimiyeti gördük diye hani sınırları çok zorladığınızı diğerlerini kaybedebilirsiniz. Bu 10 tane rol. Hepsini size geliyorlar. Bir anlamda hizmetlerin de değil mi? Yani sizlere hizmet etmek için oradalar, destek olmak için oradalar ki biraz önce konuştuğumuz şey. Onlar da kendi bir şeylerinden feragat ediyorlar. Zamanlarından, enerjilerinden, yapacakları başka şeylerden. Memleket için. Gelecek için. Çünkü o gelecek sizlersiniz. Sizlerin o proje fikirleriniz. Belki aralarından bir tane muhteşem fikir çıkacak ama hiçbir şey çıkmasa da sizlerin bu özgüvenli hayata başlıyor olmanız, özgüvenli ilerliyor olmanız kimdir bizi nerelere taşıyacak? Onun için onlar da bu bilgiyle ve istekle sizinle beraber olacaklar. İyi değerlendirin arkadaşlar. Ben bu kadar diyeceğim.